Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak sarması konserve nasıl şekilde saklanır onu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi yaprak sarmamız pişti. Yani bir 15-20 dakika ocağımızı kapatmadan önce üzerine dilimlenmiş limonları dizelim. Üzerine bir miktarda sıvı yağ veya zeytinyağı hangisini kullanıyorsanız ondan üzerine dökelim. Bu şekilde bir 20 dakika daha kaynatalım. Kavanozlarımızı önceden yüksek derecede yıkadık, kuruladık. Temiz bir bez üzerine gördüğünüz gibi çevirdik. Sarmamın üzerindeki dilimlenmiş limon tanesinden kavanozumun taban kısmına bir tane atıyorum ve dolmalarımızı sırayla dizmeye başladım. Tabi dolmalar sıcak olduğu için bu işlem biraz zor. Eliniz yanıyor, kavanozun ağzı dar, sıkıntılı. Ama bir şekilde sabırla bu işi de yapıyorum. Güzelce yerleştirelim. Muntazam bir şekilde, çok fazla hırpalamadan. Çünkü yaprak sarmalarımız bildiğiniz gibi pişti. Ve sıcak konulması gerekiyor. O yüzden birazcık hani zor bir işlem. Ama tadı çok güzel. Buzluktakileri bilmiyorum. Ben pek hoşuma gitmiyor ama bu şekilde yaptığınız zaman lezzetinden, tadından hiçbir şey kaybetmiyor. Bir peçeteyle kavanozumuzun ağız kısmını temizledik ve kapağını hemen kapattık, ters çevirdik. Bir bezin üzerine ters çevirelim kavanozlarımızı ve kavanozlarımızı aynı işlemi tekrarlayarak kullanabileceğimiz kadar yaprak sarmasını bitirelim. Bu şekilde. Ben hepsini yapmadım, birazcık da ayırt ettim yenir diye. Kavanozumuzun ağzını temizliyoruz, kapaklarını kapattık. Tenceremizin içerisine geniş tabanlı bir tencerenin içerisine suyu doldurduk. Kavanozlarımızın yarı yerine kadar geldi. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kısık ateşte kavanozlarımızı kaynattık ve kaynayan kavanozlarımızı sudan aldık. Tekrardan bezimizin üzerine aynen bu şekilde ağız kısımları bezimizin üzerine gelecek şekilde yerleştirdik. Son partim kaldı. 3 kavanozum kaldı. Onları da hemen yerleştiriyorum. Suyum azalmıştı. Su takviyesi yaptım bu esnada. Üzerlerini bir bezle kapatıyoruz. Ve istediğiniz zaman, yiyeceğiniz zaman, tüketebileceğiniz zaman gördüğünüz gibi kolaylıkla kullanabileceğiniz ve tazeliğinden bozulmayan gayet lezzetli bir tarif. Böyle videolardan haberdar almak istiyorsanız bildirim zilini açar. Çok yorgunum, kusura bakmayın. Abone değilseniz abone olursanız ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun.